Evet arkadaşlar, bugün 7 Mayıs Salı 2024, Yerşi Lava Dikbucaklı Köyü. Bölmelerime bakmaya devam ediyorum. Birkaç gün oldu bakmayalı. Şu anda bu arıların kapalı yavruları daha şu anda patlamadı. 15'inden sonra başlayacak. Bütün bölmelerde ufak ufak patlamaya başlayacaklar. Ama şu arıma bir bakacağım. Bunda birkaç çerçeve fazlaydı. Durumuna bakacağım. Bakayım ne yapmış, ne etmiş. Bir müdahale edilmesi gerekiyor. İnanın yani her gün arıya müdahale etmek gerekiyor arkadaşlar. Her gün bir şeyler yapmak gerekiyor. Ya petek vereceksiniz, ya akşamleyin şurupluyacaksınız. Yani bir bakıyorsun ki arı atmış, petek istiyor veya bir peteklerin yer değiştirmesi gerekiyor. Bir şeyler yani oluyor, o arının durumuna göre müdahale etmek gerekiyor. Bir bakacağım şimdi bu arıya da. Bu bölmede biraz çerçeve fazlaydı. Yalancılamadan gelen çerçeveler falan vardı. Bir iki tane. Mevcudu da daha iyiydi diğerlerine göre. Bunlar iki çerçeve bölündü arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şimdi burada 2, 4, 6 çerçeve var. Ama 1, 2 çerçeve yalancılamadan geldi. Özellikle şu dış çerçeve. Oradan görünüyor mu bilmiyorum. Kameramı, tripodumu yok, kusura bakmayın. Biraz verelim duman. Burada dış tarafta strafor vardı. Şunu bir alalım şuradan. Evet, burası kapalı yavru. Gayet güzel. Bu taraf da kapalı yavru. Bunu araya girmiştik. Olduğu gibi günlük yumurtayı larvaya dönüşmüş artık. Dış taraflarda günlük yumurta var. Dışlara doğru. Araya girilen petek arkadaşlar bu. Bu taraf zaten keza öyle. Ortalarda larva olmuş. Peteğin altını kesmişler ama bakın arkadaşlar, kendileri ufak ufak örmeye başlıyor. Burada kendi verdiğimiz ham petekten kesilmiş burası. Telden, teller geriliyor, ondan mı oluyor? Neden oluyorsa o alt tarafı kesmiş. Ama bak ufak ufak yine orayı kabartmış. Hem de işçi arı ve o aşağıya kadar da günlük yumurtayı atmış. Bakın kendi kabarttığı yere. Bu zaten kendi çerçevesiydi. Evet. Kapalı yavrusu var. Kenarlarda üst taraflara erkek atmış. En üst taraflara. Şu balın altına doğru. Anarımız burada var mı diye bakayım. Kapalı. Aa, buradaymış burada. Şuradaymış bakın. Ana arı yer arıyor arkadaşlar. Şu çerçeveyi de araya girmiştik. Bakalım onda ne durum. Az bir duman verelim. Şu yine araya girilen petekti. Buna da günlükleri olduğu gibi döşemiş arkadaşlar. Bu tarafı da kabartmış. Az bir kabartılacak yer var. Şimdi benim merak ettiğim şu en dıştaki çerçeve yalancılamadan gelen çerçeveydi. Onu öylesine bırakmıştık oraya.
Eğer onda yavru yoksa onu hemen araya alacağım. Bu zaten kendi çerçevesi kapatmış. Gördüğünüz gibi. Hatta üst taraftaki balları açıyor daha fazla yavru alanı yapmak için. Şimdi bu yalancılamadan gelen kovan petekti. Bunda polen var, bal var arkadaşlar. Polen, bal. Burada yavru yok. Bakın bu tarafı fazla da arı yok ve burası tam yavru atılacak seviyede arkadaşlar. Hemen hiç düşünmeden direkt şu çerçeveyi aralıyoruz arkadaşlar. Şu 2 numarayı hemen bunu içeri doğru alıyoruz arkadaşlar. Hiç problem değil. Araya petek girmekten korkmayın bu mevsimde. Şimdi bakın burası çok güzel yavru atacak. Burada polenli çerçeve var. Polenli tarafı hatta içe bu tarafa alacağım. Bir tane arı sardı. Polenli tarafı içe bakan tarafa alacağım ki orayı daha çabuk uyusun diye. Evet arkadaşlar, işte bu şekilde arılara müdahaleler yapmak gerekiyor. Siz onun dalak yapmasını beklemeyin arkadaşlar. Hele bu mevsimde beklemeyin. Arı yavru atmış, yavru atacak yer arıyor şu anda. Alan arıyor. Çıkışma. Arıyı da ezmeyelim. Tamam. Burası da tamam. Evet. Şurubunu zaten akşam vermiştim. 3'e 1 veriyordum. Onu da çekmiş zaten. Öyle sabah geldiğimde baktığımda bir kontrol için çekmişti. Şimdi bunları akşamleyin tekrar şuruplayacağım. 1'e 3 oranında şurup veriyorum. Kovanımızın kontrolü de bu kadar arkadaşlar. Herkese bereketli sezonlar diliyorum.